Herkese merhaba. Bu videoda Türkiye'de fazlaca yapılan ve bir o kadar da uzman olduğumuz fakat Çek Cumhuriyeti'nde acemice ve az sayıda olan meslekleri sıralayacağım. Lafı fazla uzatmadan hemen başlayalım. İnşaat sektörü Çek Cumhuriyeti'nin kanayan yarasıdır. Çok kötü yönetilen, işçiliğin kalitesiz olduğu, bir de üstüne aşırı pahalı olan ama en çok ihtiyaç duyulan servislerin başında gelir. 2013'te kirada olduğum evden çıkarken ev sahibim evi boyatıp da çıkmamı istedi. Tabii o zamanlarda boya yapmayı bilmediğim için bir usta tuttum. Usta 30 metrekare 1 artı 1 evi boyamak için benden 4000 kron para istedi. Tabii bu ödemeyi yaptım. Çek Cumhuriyeti'nde işçiliğe verdiğim ilk paradır. Çek Cumhuriyeti'nde ustaların ya da firmaların beceriksizliği, işi umursamaması, haftalar ya da aylar sonrasına işe başlayabileceklerini söylemesi ve bir de üstüne aşırı fiyat çekmeleri, herkes buna ben de dahil kendi evini tamir etmeye veya renove etmeye itmiştir. Çek ya da binaların ve müstakil evlerin %90'ı 50 ya da 100 yılı aşkındır kullanılmaktadır. Yani tamamen yıkalım, yenisini yapalım mantığı yok. Bu binaların ve evlerin içi dışı yavaş yavaş yenilenmeye başladı. Genelde dış cephe kaplama, tesisat, elektrik ve banyo yenileme gibi ağır işler inşaat firmalarına veriliyor. Bunu fırsat bilen Ukraynalılar ise Çek ya da inşaat sektöründe çalışıyor. Özellikle Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinde gözüme çarpan, pastanelerde satılan çörek, tatlı ve keklerin şeklen çirkin ve bir o kadar da lezzetsiz olduğu. Çek ya da doğum günü kutlayabilmek için güzel, lezzetli bir yaş pasta bile bulamıyoruz. Ya bu nedir ya? Abi böyle bir tatlı neden var? Nerede bizim kuru pastalarımız, keklerimiz ve çeşit çeşit yaş pastalarımız? Daha şerbetli tatlıları saymıyorum bile. Her mahallede bir terzi bulunur değil mi? Bu ülkede terziler nerede? Hiç yok demiyorum ama hani bir dükkanı olan bir terziye hiç bu zamana kadar rastlamadım. Yani buranın terzileri kendi evinde bu terzi olduklarını ilan edip çalışma hayatına başlamış. Şehirde bildiğim tek terzi merdiven altında çalışan Vietnamlı bir emekçi. Arkadaşlar bu ülkede fırın yok. Hani Türkiye'deki gibi 24 saat açık olan fırınlardan bahsetmiyorum. Yani baya baya unlu mamul satan. Ziya! Tamam biraz abartmış olabilirim. Yani unlu mamul satan fırınlar tabii ki var. Ama hani sabah işe giderken bir simit, peynirli, zeytinli ya da kaşarlı bir poğaça, börek, yani midemizi tutacak unlu mamuller yok. Her şey reçelli, şekerli, tatlı. Diğerleri ise ekmek dilimi üzerine kaşar, yumurta, jambon. Yani bunu istesem ben evden çıkmadan kendim de yapardım. Bu ara börek yok dedim ya, biraz araştırınca bakın ne buldum. Peynirlisini, ıspanaklısını bile yapmışlar. Ama hamuru açamayınca milföy hamurunu kitlemişler. Erkek kuaförlerinde durum biraz daha iyi. Cüzi fiyatlara eh işte diyebileceğimiz bazen de komediye dönen saç kesimleri alabiliyoruz. Gerçi çok ödeyince de sonuç değişmiyor. Sonuç yine hüsran, yine hüsran. Pahalı berberlerde saç kesimi için randevu almamız gerekiyor. Ve saç kesimi maksimum 20 dakika sürüyor. Ama iş kadın kuaförüne geldiğinde durum işler acısı. Eşim ve bir arkadaşı tavsiye üzerine gittikleri bir kuaförde kuaförün müsait olmadığı, rezervasyon vermek istemedi ve bunun üstüne de yeteri kadar müşterisinin olduğunu ileterek saç kesimi yapmayacağını söyler. Kadın kuaförleri haftada 3 ya da 4 gün çalışıyor. Bu sırada da sabah 10 gibi açıp öğlen 3 gibi geri kapatıyor. Burada mutfak ayırmak istemiyorum. Lokantalar gerçekten çok kötü hizmet veriyor. Ama özellikle Çek lokantaları, tatsız yemekleri ve kaba garsonları ile yeme içme sektörünün yüz karası. Çek Cumhuriyeti'ni her ziyaret eden kesin yemeklerin kalitesizliğinden bir hayal kırıklığı yaşamıştır. Ama bir de üstüne işini önemsemeyen kaba garsonlar tarafından azarlanmak, Çekya tatiliniz lokantalar yüzünden kabusa dönebilir. Nasıl yani dediğinizi duyar gibiyim ama Çek öğrenciler gerçekten çok tembel. Özellikle yüksek eğitimde master ya da doktora eğitimlerinin tamamını tamamlayamadan ayrılmaktadırlar. Devam edenler ise yıllarca eğitimini uzatıyor. Çek Cumhuriyeti'ne dışarıdan gelen yabancı öğrenciler ise sorumluluklarını bilerek hızlı bir şekilde eğitimini tamamlamaktadır. Bunların arasında ben de varım. Buraya doktora eğitimi için gelip kalmaya devam ettim. Diploma sahibi olduktan sonra Çek ya da çalışma izni alırsınız ve iş bulmanız ya da vize almanız çok kolaylaşır.
Bir sonraki videoda buraya nasıl geldiğimi, nasıl kaldığımı ve ne iş yaptığımı anlatabilirim. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar sağlıcakla kalın, takipte kalın ve hoşça kalın.